Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, hepiniz buradasınız. Hanım merhaba, Ekrem Bey merhaba. Kenan Bey size de. Müderris Bey selamlar. Sayın Ketres merhaba. Merhabalar Yavuz Bey. Başkanım iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Banu Hanımcığım çok mersi. Evet. Benim konuğum da katıldığına göre şimdi arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir etkinlik başlatmıştık. İstedik ki bu süreçte birbirimizi biraz daha iyi tanıyalım. Birbirimizle biraz daha haşır neşir olalım. Çünkü bu zor bir süreç. Ama sektörün oyuncuları olarak hepimiz buradayız. Birbirimizden haberimiz olsun. O yüzden sırasıyla ben size EPA bayilerimizi tanıtmak istedim. Bu akşam Bursa'ya gidiyoruz. Bursa Çiçeği Burnu'nda henüz çok yeni bir temsilcimiz. Ortaklı bir yapıları var. Ben şimdi Mehmet Bey'e isteğini göndermiş atacağım. Bekliyorum. Merhabalar. Merhaba Dilek Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Koşturmaya devam. Çalışmaya. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar ses nasıl bu arada? Ses geliyor buradan. Problem yok. Tamam. Gayet iyi. Ben de gayet net duyuyorum. Önemli olan katılımcı arkadaşların da sesi net duyuyor olabilmeleri. Tamamdır. Peki. Şimdi aslında şirket yapımız iki ortaktan oluşuyor. Ancak Ersin Bey sanıyorum rahatsızlığı nedeniyle şu anda aramızda olamayacak. Öyle değil mi? Aynen öyle şekilde. Bir rahatsızlığı var. Bu Peki. arada konuşamayacağım ben dedi. Daha çok sen konuşuyorsun dedi. O zaman dedim hiç. Evet ama yayını izliyor. Biraz önce katıldı, gördüm. Hoş geldiniz diyelim kendisine de. Evet. Peki. O zaman biz başlayalım isterseniz. Önce Şerif Mehmet Gülşen kim? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Arkadaşlarımız sizi tanısınlar. Şerif Mehmet Gülşen. Ben iki üniversite mezunuyum. Bir yüksek lisans mezunuyum. Aile şirketi çalıştım daha önceden. Babamın şirketiydi. İnşaat firması vardı. Hem inşaat malzemeleri toptancılığı yapıyordu hem müteahhitlik yapıyordu. Ondan ayrıldım 2000 yılında. Daha sonra emlak işine girdim. Onun öncesinde de yatırımcı olarak emlak sektöründeydim. Yani arazi al sat yapıyordum. Bu İzmir, İstanbul tabanından dolayı bizim burada tarlalara bayağı prim yaptı. Kendim al sat yaptım. Daha sonra tamamen girdim gayrimenkul sektörüne, öyle söyleyeyim. Peki 18. çok genç temsilcilerimizden birisiniz. Evet, yaşım 88 doğumluyum yani. 32 yaşındayım. Evet. Maşallah diyelim. Aslen Bursalı mıyız? Bursa'nın yerlisiyim, evet. Aha, aile Bursa'da. Aynı Güzel. Peki, Bursa'nın yerlisi. üniversite eğitimi ne üzerineydi? İktisat ve işletme okudum. Ayrıca de kamu yönetimi ve siyaset biliminden yüksek lisans yaptım. Tamam, güzel. Peki şimdi aile şirketinden bahsettiniz bize. Hem inşaat toptancısı hem de inşaat üreticisi miydi Evet. aileniz? Evet. Hem inşaat Aha. malzemeleri Peki ne kadar birlikte çalıştınız ailenizle? 7 yıl aktif olarak çalıştım. Ondan önce yani küçüktük, çocuktuk. Geliyorduk, gidiyorduk ama 7 yıl aktif olarak çalıştım yani. Çalıştınız. Aha. Pazarlama Peki çalıştım. anladım. Sonrasında bir satış yöneticiliği geçmişiniz de var galiba. Gene böyle bir 7 yıl kadar yanlış hatırlamıyorsam. Hangi sektör? Kendi aile şirketimizde o. Ha gene kendi aile şirketinizdeydi. Peki çok şöyle söyleyeyim. Sadece hani Bursa genelinde miydi yoksa yurt içi ve yurt dışı bağlantıları olan bir şirket miydi? Yok, Bursa ve ilçelere hizmet veren bir şirkette. Bursa ve Anladım. çevresindeki tüm ilçelere malzeme satıyorduk biz. İnşaat malzemeleri toptancılığı yapıyorduk. Anladım. Peki bu gayrimenkul sektörüne geçiş sürecinden bize biraz bahseder misiniz? Nasıl oldu da gayrimenkul sektörüne ve ne zaman girmeye karar verdiniz? Şimdi şöyle oldu. Normalde ben kendim yatırımcı olarak al sat yapıyordum ufak tefek. Yani tarla alıyordum. Değerinde satıyorduk bekleyince.
Bir süre sonra baktım kendi aile şirketimde yani bir yükselemiyorsun. Şimdi aile şirketlerinde şey vardır. Normal kurumsal şirketler gibi müdürler şunlar bunlar olmaz. Baba vardır, amca vardır. Onun ne dediği varsa odur. Belli bir şey yapmak istersen yaptırmazlar. Şöyle yapalım dersin etmezler. Yani ben de kendim kızdım. Ben dedim ayrılacağım. Kendi işimi kuracağım ben. Ne iş yapacaksın? Yapacağım dedim bir işler yani. Kendim bünyeme uygun ne iş varsa onu yapacağım dedim yani. Bu emlak sektörü de tam bana uygun geliyordu. Çünkü yani kazandığım paraya bakıyorum. Normal şartlarda örnek vereyim. 2 yıl önce 2.900 lira maaş babamın yanında. Şimdi emlak al sat yaptığım zaman çok daha fazlasını kazandığımı fark ettim. Dedim ben ayrılayım. Kendim koşturayım. Kendim alayım satayım. Öyle başladım ilk önce. Tamam. O şekilde başladım. İlk önce küçük bir dükkan açtım. Kendi dükkanımızın yanında kendi dükkanımıza bir yer açtım. Şerif Mehmet Gülşen Gayrimenkul Danışmanlığı diye. Ondan sonra baktım biraz daha büyütmemiz gerekiyor bunu. Çevremiz var, arkadaşlarımız geliyor. Biz de seninle çalışmak istiyoruz. Beraber çalışalım edelim diyenler oluyor. Ofisi büyüttüm. 85 metrekare çıkarttım. Broker Team gayrimenkulü kurdum. Bu Hangi yıl? 2018'in sonlarında işte. 2018'in sonlarına doğru. Tamam. Ondan sonra baktım şey de yetişemiyorum. Bu kurumsal altyapı yok. Onun eksikliğini hissettim. Yani böyle bir işte CRM programı gerekiyor. Başka bir şeyler gerekiyor. Müşteri takip programı gerekiyor. Sekreter gerekiyor. Bir kurumsal onu araştırırken de işte EPA'yı fark ettim. Bursa'ya gelmişlerdi normalde. Bursa'da seminerine gelmiştim. Evet, Bursa lansmanımız vardı. Orada bir aklımda kaldı. EPA'yı fark ettim. Ama büyük bir yer yapmak lazım bunda. Ondan sonra Ersin Bey var işte ortağım. O da kendisi eski inşaatçı. O da inşaat yapmaktan dedi başka bir sektöre girmek istiyorum ben. Görüştük böyle böyle. İşte EPA'ya karar verdik. Beraber 330 metrekare bir ofis açtık yani. Bursa'nın en büyük ofislerinden bir tanesi de şu an bizim ofisimiz. Genel herkes de çok beğeniyor. Burada devam edeceğiz işte hep beraber. Güzel. Peki, şimdi EPA'yı lansmanda tanıdım dediniz ama pek çok kurumsal sektörde firma varken EPA'yı tercih etme nedeniniz, asıl en önemli neden neydi? Pek çok neden vardır eminim ki ama bu arada Ersin Bey hoş ve faydalı sohbetler diliyorum. Katılamadığım için üzgünüm diye yazmış. Biz de üzüldük ama geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. İnşallah daha sonrasında yine nasip olur birlikte sohbet ederiz burada. Arkadaşlarımız sizi de tanırlar. Zaten ben biraz Mehmet Bey'den rica edeceğim sizi tanıtmasını daha sonra. Ben Ama alırım. şimdi neden EPA kısmını bir açarsanız çok memnun olurum. Şimdi şöyle, kurumsal firmaların yani diğer XYZ firmaları, mavisi, kırmızısı fark etmiyor. Hepsinde ofisten kazanılan paydan pay alınıyor. Kesilen faturadan belli bir yüzde alınıyor. EPA'da bu yok. Onun Evet, dışında yok. kurumsal firmaların, yabancı firmaların vermiş olduğu tüm destekler var. En nedeni bu yani. En baştaki nedeni bu. İşi Anladım, anladım. oradan 50 bin lira komisyon aldık, 100 bin lira komisyon aldık, fatura keselim mi? Öbür taraftan yani kurumsal firmalar da bunu yapıyor yani ben açık söyleyeyim size. İşte örnek veriyorum kırmızı markalı firma bir yere fatura kesmesi gerekiyor. Fatura kesse merkeze komisyon ödeyecek. Ödemeyeyim diyor alttan yan şirket kuruyor. Oradan 50 bin lira artı KDV fatura kesiyor vesaire vesaire. Hiç böyle fırıldaklara gerek yok yani. Açık açık adam diyor biz aylık belli royaltiyi ödeyin diyor. Başka bir şey istemiyorum sizden diyor. Yerli firma sonuçta. Yabancılar gibi bir şey ekstra bir şeyler talep etmiyor. Onu geçtim. Her şeyden önce bayisi olduğumuz firma Hacerli Taylan Bey. Kendisi ilk görüştüğümüzden söyledi. Girin dedi, yapın dedi, sorun değil dedi. Çok yapamazsanız dedi, tamam dedi ya alırsınız markanızı sorun değil dedi yani. Hani biz gene dostuz, gene arkadaşız, gene kardeşiz dedi yani. Evet. Açık söyledi yani bu şekilde. Ama bir Bu alacağım markanın söylemeyiz. kuruluş temelinde bayi dostu olmak vardı gerçekten. Biz bayisini birinci derece müşteri olarak gören değil, her zaman bayisiyle birlikte büyüyen bir firma olmak istemiştik. Dolayısıyla Hacı Ali Taylan'ın da en önemli kriterlerinden birisi buydu. Bayiyi ezerek bir yere çıkmak değil. O anlamda evet, çok önemli bir nokta. Demek ki sizi de cezbeden yanı bu olmuş. Tabii. Peki biraz bize Ersin Bey'den de bahseder misiniz? Gıyabında sizden tanıyalım onu. Ersin Bey inşaat uygulama firması vardı aynı zamanda Öner Yapı diye uygulama firması vardı. Onu şimdi kardeşlere devam ediyor. Bursa'da büyük bir uygulama firması. Ne kadar büyük AVM var, ne kadar büyük işte stadyumlar var, büyük şirketler var vesaire. Onların uygulama işleri yapıyor kardeşi şu an. Devam ediyor kardeşi. Kendisi de bir inşaat firmasında kendi inşaat firması vardı aynı zamanda. Orayı bıraktı yani konut yapımı satımı işini bıraktı. Dedi daha rahat bir sektör arıyorum dedi. Biz işte görüşürken vesaire dedi beraber yapalım o zaman böyle bir şey dedi. Oradan beraber çıktık yola. Yani broker team'i de mi birlikte kurmuştunuz Yok. 2018'de?
Poker TV'yi ben kurmuştum. Benim Hı mevcut hı. kurum devam ederken Ersin Bey'le böyle bir diyalogumuz oldu. Ama öncesinde tanışıyoruz yani. 15 yıl öncesinden biz inşaat malzemeciydik. Onlar malzeme alıyorlardı. Öyle bir tanışıklığımız var yani. Eski dostluk yani. Evet. Peki ofisiniz Bursa'nın neresinde? Bursa Nilüfer Beşevler'de. Nilüfer Beşevler'de. Evet. Burası lüks konutların yoğunluklu olduğu bir bölge midir? Evet. Lüks konutun Hı. yoğunluklu olduğu. Evet. O zaman ben sizden biraz bölgeyi bize tanıtmanızı ve de sizin asıl uzmanlık alanınız ve uzmanlık bölgenizin tam olarak neresi olduğu hakkında da bilgi verirseniz, o ekibiniz kaç kişi? Hani biraz ekibi de tanıyalım istiyoruz. Şimdi şöyle, ekibimiz 13 kişilik bir ekibimiz var. Ben normalde Süper. hep uzmanlık bölgesinden yanayım. Yani bir kişi bir bölgeye baksın. Hep bundan yanayım. Hı Kesin, hı. yani işte şuraya da bakayım, buraya da bakayım. Çünkü her tarafa bakan hiçbir şeye yetişemez. Yani iki tavşanı kovalayan Doğru, hiçbir mümkün kovalayamaz. değil. Bu mantıktan Mümkün değil. konjonktür gereği de kendim şunu söyleyeyim. Mesela kendim araziyim normal şartlarda. Kendim araziyim yani. Arazi, tarla, o işleri iyi bilirim. Ama şu Hı geçen hı. sene konuta girmeye karar verdim. Tamamen konuta girmeye karar verdim. Çünkü tarla işi tamamen bitti. Ha, satılıyor. Neresi satılıyor? Ucuz yerler satılıyor. Bilecik satılıyor. Balıkesir Dursun Bey satılıyor mesela. Böyle ucuz yerler satılıyor. Hı 10 bin, 15 bin satılıyor. Onlar da beni tatmin etmeyecekti. Bu yüzden tamamen konuta girdim kendim. Kendim Tamam. bir yıldır konut çalışıyorum. Ama kendimi şimdi tamamen şeye çeviriyorum. Ticariye çeviriyorum. Ticarede de bilgim var. Kendim birkaç olduğumuzdan dolayı. Ticarede bilgim var. Tamam, ticareye dönüyorum şu an. Konutu ofisteki yönlendiriyorum. Geçen hafta bölge seçimlerini yaptık herkesle ilgili. Teker teker bölge seçimlerini yaptık. Mahalle mahalle, bölge bölge, tek tek ayırdık. Evet. Onlara da hatta bir görev verdim. Tek tek dolaşıyorlar şu an. Belli sitelerin yöneticilerini, site görevlilerini vesaire tek tek numaralarını yazıyorlar. Tanışıp bana getirecekler önümüzdeki hafta. Yani bölge Tamam. yanayım. Ama konjonktüre de uymayı tavsiye ediyorum arkadaşlara. Yani mesela şu an şu dakikadan bahsediyorum. Covid-19 çıktığından beri bana gelen talepler hep hobi bahçesinden yana. Tamamen hobi Hobi bahçesi. bahçesi. Yani. Hobi bahçesi istiyor herkes. Hobi bahçelerinin ama pek çok sakıncaları var biliyorsunuz. Yani bu mesela İzmir'de de çok denendi ama son derece başarısız seyrediyor bence ve artık hobi bahçelerinden insanlar uzaklaşıyorlar. Çünkü oradaki mantık biliyorsunuz daha farklı işliyor. Tapulu değil. Öyle olacağına tarla vasfında bir yeri edinip insanlar hobilerini burada çok daha rahat uygulayabiliyorlar. O şeydeki gibi değil. Bursa'da zaten onu yapmıyorlar. Mesela Ankara'da yapıyorlar. Ankara hobi bahçeleri Evet. var. Mesela gittiğiniz zaman vatandaşlar tarlayı alıyorlar. Kooperatif usulü hisselere bölüyorlar. Ondan sonra tek tek ya da normal hisseleri tapıya bölüp veriyorlar vesaire. Orada bazı sorunlar Hı. çıkıyor. Yan taraftaki öndeki anlaşamayabiliyor. O gürültü yapıyor. Öteki başka bir şey yapıyor. Yani karışıyor işte. Ama bizim sattığımız normal müstakil tapu. 600 metrekare köye yakın. Elektrik su alınabilecek tek tapulu yerler. Hani vatandaşa satıyoruz. Kendi Benim söylediğim tarzda bir yatırım. söylediğiniz tarzda onlara çok talep var. Yani böyle 500 Anladım. metrekare, 300 metrekare. Çünkü ekemiyor yani. Bir dönüm, iki dönüm çok büyük yani. Hani bir dönümü hafta sonu gelen bir insan dikemez yani. Biraz onlara bir talep var. Ben normal şartlarda ticari çalışacağım. Şu dakikadan itibaren şu son 4 aydır tamamen ticariye döndüm. Ama şu an gelen taleplerin tamamı bana hobi bahçesi yönünde. Konjonktür gereği mecburen ben şimdi hobi bahçesi çalışacağım. Portföylerimi ona ekleyeceğim. Bir Mayıs'tan itibaren sahibinden.com'da ilanlarım ne kadar varsa hepsini çevireceğim hobi bahçesine. Hani konjonktür gereği mecbur. Ama bu sizin bireysel çalışmanız değil mi? Yani ofisin geneli için böyle bir çalışma düşünmüyorsunuz. Yok yok, öyle bir çalışma yok. Diğer arkadaşlarla ilgili hobi bahçesi olursa bana getirecekler. İsteyen müşteri de ya da işte ellerindeki portföylerde onlara ben çalışacağım. Ben kendim biraz şeye göre yani günün hareketine göre sağa sola kaçabilmem gerekiyor. Mecbur gerekiyor. Çünkü değişiyor çünkü. Talepler değişiyor. Evet. Evet. Şurada kendim. Peki. Buyurun. Güzel, şimdi Sayın Ketrez bir soru sormuş. Ben de şu anda aynı soru üzerindeyim zaten. Diyor ki Bursa sanayi ve ticaretin yoğun olduğu bir şehir diye biliyorum. Dolayısıyla yatırımcıya ne öneriyorsunuz? Yatırımcıya Bursa'nın batısından tuttuğu yere almasını söylüyorum. En kestirme yoldan böyle söyleyeyim. Bursa'nın batısından. Batısından tuttuğu yere hiç bakmasın bak. Bursa ile Karacabey arasında gördüğü yeri, bütçesinin yettiği yere almasını tavsiye ediyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü Yani arsa yatırımı yapmasını öneriyorsunuz, öyle mi? yani şöyle söyleyeyim. Bu dört tane madde var biliyorsunuz. Arsa arazi konusunda. Sit alanı olmayacak. Yolu resmi yol olacak. Altından doğal Sesiniz bir kesintiye uğradı.
Bir dakika, ben sizi duyamadım. Muhtemelen izleyici arkadaşlarımız da duyamadı. Evet, ses gitti arkadaşlar. Mehmet Bey, duyabiliyor musunuz? Tamam, şu anda daha iyi. Bir baştan alalım mı lütfen? Dediniz ki Bursa ile Karacabey arası, Bursa'nın batısı. Ben de dedim ki sadece arsa yatırımı mı burada? Çünkü bildiğim kadarıyla o bölge biraz daha arsaya uygun ya da işte tarla aslında. Arsa, Bursa, Karacabey arasında tuttuğunuz yeri almanızı tavsiye ederim. Yani kim olursa olsun öyle söyleyeyim. Neden derseniz, şimdi Bursa gibi bir sanayi şehri. 3 milyon Bursa olduğu gibi batıya doğru sürekli her geçen gün devam ediyor ve hızlanıyor bu tarafa doğru. O yüzden Bursa'nın bütçesinin yettiği ölçüde Karacabey'e kadar neresi olursa olsun tavsiye ederim. Ama 4 tane maddeye dikkat etmek şartıyla. Dediğim gibi işte elektrik şarjı bulunmayacak. Yolu olacak. Evet. Buradan doğalgaz boru hattı. Sit alanı. Evet. Bir saniye lütfen. Arkadaşlar gene Mert Bey ses kesildi diyorsunuz. Şu anda sesi duyamıyor musunuz? Bir saniye Mehmet Bey. Sizin internetinizle ilgili şu anda bir kesinti var. Dolayısıyla ne bana geliyor ne de anladığım kadarıyla diğer arkadaşlar duyamıyor. Evet arkadaşlar, Olmaz. maalesef. Sanayi olur, yol olur Bir vesaire saniye. vesaire. Sesim size geliyor mu? Mehmet Bey, beni duyuyor musunuz? Gitmek istiyorum. Arkadaşlar, evet, ben tekrar yayını alacağım. Bekliyorum. Fatih Bey, şu anda sesim gelmiyor mu size? Sorun benden mi, Bursa'dan mı kaynaklanıyor? Anlamaya çalışıyorum ama Şimdi geliyor. sesiniz yok. Şu anda geliyor. Tamam. Ama emin olamıyorum. Benim sesimi net alıyorlar mı? Ha, benim geliyor. Tamam. Benim geliyor ama sizin sesinizde problem var. Merhaba İmdat Bey, hoş geldiniz. Mehmet Bey, ben sizi duyuyorum. Bir yer değişikliği. Evet, Bursa kesiliyor arkadaşlar. Evet, benim sesim gayet net, görüntüm de net, anladım ama Bursa'nın bağlantısında bir problem var. O yüzden tekrar bekleyeceğim. Bu arada Bursa, evet, yani birkaç ay oldu EPA bünyesine geçeli. Uzun zamandır çalışmaları devam ediyordu ama yeni bir ofisimiz. Aslında sormak istediğim çok da önemli sorular var. Bir an önce bağlantı sağlayabilirsek çok mutlu olacağım. Evet, Mehmet Bey'in orada sorun var ama. Ramazan Bey merhabalar. Bir kez daha istek gönderdi arkadaşlar. Tekrar canlı yayın almaya çalışıyorum kendisine. Size de iyi akşamlar. Şimdi geldi Evet, herhalde. geldi. Aman geldi kaybetmeden. Böyle Aynen. duralım. Yeşil Bursa'ya yeşil çok yakıştı. Haklısınız başkanım, gerçekten çok yakıştı. Tabii. O sloganla girmiştim ya. Evet, bu sloganla gelmiştiniz, doğru. Peki, şimdi o zaman şöyle sorayım. Bursa konut almak için şu anda, yani Bursa doğru zamanda mı? Bursa konut almak için en doğru zamanda. Neden dersek inşaat maliyetleri düşüktü. Yani geçen sene, yani bu sene zamlandı. Geçen seneye kadar düşüktü. En düşük maliyetten en uygun faizle almanın zamanı tam şu an. 0,79 faiz oranı var sıfır konutta. İnşaat maliyeti geçen sene yapılan, ondan önceki sene yapılan konutlar hala devam ediyor şu an, satılıkları devam ediyor. Ondan dolayı en uygun zaman şu zaman. Ha, bundan bir yıl, Anladım. 2 yıl
hatta yüksek faizler çıkabilir. İnşaat maliyetlerinde zaten %30-35 gibi bir yükselme var. Ondan dolayı ciddi farklar olacaktır yani önümüzdeki yıllarda. Tabii Bursa çok eski bir şehir ama bu söylediğiniz yeni yapılaşmanın olduğu bölgeler Nilüfer bölgesi, bizim olduğumuz bölge. Mesela nereler? Ocak ayında mesela 1400 tane konut satıldı Nilüfer bölgesinde. Osman Gazi var, biraz daha eski yapıların olduğu yer. Evet. Orada tane satıldı. Yıldırım var, Bursa'nın biraz daha eski mahalleleri. Onun bölge orada tane daire satıldı. Ama Nilüfer'de 1400 tane satıldı. Niye? Çünkü bütün yeni yapılaşma burada. Çok iyi. Gerçekten iyi. Peki imarla ilgili bir düzenleme oldu mu? Yani bu kadar hani artışı sağlayan ne oldu o bölgede? İmarla ilgili herhangi bir düzenleme olmadı. Yeni imara açılan bir yer olmadı. Yapılıyor şu an. Ucu ucuna satıyor müteahhitlerde. Anladım. Anladım. Peki. O zaman ben size şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Son geçen İzmit'le de aynı görüşmeyi yaparken onlar da bu işin içinde olduğu için soruyorum. Biliyorsunuz yabancı yatırımcının tercih ettiği 5 popüler şehirden biri de Bursa. Evet, Bursa. Arap yatırımcıları Evet. tercih. Evet. Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Bizim ofisimizden Volkan Bey var. Aynı zamanda müdürümüz. O var, abisi var. Onlar tamamen Arap çalışıyorlar. Arap yatırımcı çalışıyorlar. Bütün sistemleri, altyapıları ona göre. Onu normal emlakçı arkadaşlarımız beceremiyorlar. Neden derseniz, şimdi belli detayları var onun. Mesela Arap müşteri asansöre bineceğiniz zaman yani mevcut dışarıdan geldiniz. Zeminde aynı yerde olması lazım asansörün. Öyle 3 basamak attıktan sonra binmiyor mesela asansöre. Bayırdaki evi almıyor. Böyle garip yönleri var Anladım. onların. Onları sadece bilen kişiler hizmet verebiliyor. Volkan Bey var bizim. Satıyorlar yani. Abisi ve kendisi iyi satıyorlar o şekilde. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani süreci olumlu değerlendirdiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Sürece o Arap sezonunda diyeyim ben daha doğrusu. Biraz geç kaldık biz. Normal şartlarda daha önce girenler çok yüksek fiyattan sattılar. Ondan sonra hatta devlet yasa çıkarttı bununla ilgili. Yani 350'lik daireyi sattılar. Adamlar siteye taşındı. Müşteriler kapıcıya sordular bu daire kaç para dediler. 350 bin lira dediler. Adam Arap almış 450 bin liraya. 100 bin lira para kazanmışlar. Turizm ajantaları 50 bin lirasını almış. Örnek veriyorum. Turizm ajantalarının çoğu emlak sektörüne girdi yani bunun vasıtasıyla. Bir O yandan emlak. zaman bu ekspertiz zorunluluğundan önceki dönemi konuşuyoruz herhalde şu anda. Evet. Satmıyorduk. O dönemde fena sattılar yani Araplara. Yüksek fiyatlarla sattılar. Ondan dolayı şikayetler gelince devlet mecburen böyle bir yasa çıkarmak zorunda kaldı. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki şöyle bu arada arkadaşlar hala Mehmet Bey ile ilgili sıkıntı mı var? Çünkü sürekli arkadaşlar hani oturduğu yeri değiştirse diye yazıyorlar ama şu anda ses ve görüntüde problem var mı? Sanıyorum bir itiraz yok. Yayın gayet iyi gidiyor. Aman kıpırdamayın Mehmet Bey. Şu Kıpırdamıyorum. anda gayet iyi. Şu anda gayet iyi. Olduğu bekliyorum. Tamam. Tamam peki. O zaman şimdi ben size şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz İstanbul İzmir otobanı açıldı. Evet. Ve bunun öncesinde çok ciddi otoban civarında çok ciddi arsa arazi satışı gündeme gelmişti. Bursalı yatırımcı bundan nasıl etkilendi? Bursalı yatırımcı bu yolun geçtiği yerin sağında, solunda, ilerisinden de az önce bahsetmiş olduğum Karaca ve Bursa arası, Karaca ve Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa arası. Buralarda dönüm fiyatları ortalama 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira civarındaydı. Bu yol Evet. geçtiği haberi geldiği zaman 9 liraya, 10 liraya, 15 liraya çıktı yerine göre. Yol yapılmaya başlandı 25 liraya, 30 liraya çıktı. Şu an şu dakika dönümü ortalama 80 bin lirayla 150 bin arası yerlere değişiyor. Yani Anladım. 2 liradan 150 bin liraya çıkan yer var. Öyle söyleyeyim ben size. Ama sanıyorum tabii bu arada 3-4 kez de el değiştirdi, değil mi? Aynı. 7-8 kere el değiştiren yerler var. Oo. Köylüde yer kalmadı zaten. Köylü tamamen sattı yerlerine. Köylü tamamen sattı. Evet, çünkü İzmir'den de pek çok gayrimenkul danışmanı arkadaş, gerek İstanbul, İzmir gerekse
İzmir-Ankara otobanı civarında bu tarz arsa arazi satışında çok çalıştılar. Hatta bunun esprisini de yapmıştık. Bana da getirdiler işte böyle yerler var düşünür müsün diye. Ben garanticiyim dedim. Gişe yeri varsa alırım yoksa almam. Güldük falan ama tabii yani çok ciddi anlamda el değiştirdiğini biliyorum bölgenin. Yani 2011 yılında mesela bir yer vardı. Kendim alıp sattım o zaman. 4 bin liraya aldım. 6 bin liraya sattım. 2 bin lira para kazandım. O günün parası da iyi para. Baktığımız zaman yani 2 asgari ücret gibi bir paraydı ya. Çarpı 4 dediğimiz zaman 4 asgari ücretli sattığımız zaman karım yani 4 asgari ücret bugünün parası 8 bin lira para kazandım. Ama o yeri satmasaydım şu an 600 bin liraydı. Öyle, yani çok daha fazla para kazandı. Tutanlar çok daha fazla para kazandı. Yani alıp satanlar çok para kazanmadı. O gün kar ettiler. Ama tutanlar çok fazla para kazandı. Elinde tutanlar. Anladım. Çok ucuz Anladım. tutanlar. Peki Mehmet Bey'in sesi az geliyor diyorlar. Biraz Ama hoparlör sesini mi acaba açsanız ya da yaklaşsanız? biraz daha yaklaşayım ama şöyle. Şimdi biliyorsunuz küresel ekonomi, ben başka bir konuya geçeceğim buradan ama küresel ekonomi 1920'lerden bu yana en keskin gerileme yolunda. IMF'nin de 10-17 Nisan arası Salı günü yaptığı açıklamada gerçekten 1920'den bu yana en dik gerilemeyi yaşadığını belirtti raporda. Ve hatta dünya ekonomisinin de %3 gerileyeceğini raporda gene belirtti. Türkiye için de tahmini 2020'de %5 gerilemeden bahsediyor. Halbuki Türkiye'nin hedefi %3 büyüme yönündeydi. Ama bunun 2021'de %5 büyümeye doğru da gidebileceği tahmini, yani öngörüsü var diyelim daha doğrusu. Şimdi işsizlik oranına baktığınızda da yaklaşık %17,2'lerde görünüyor 2020 için ama 21 için de bunun gerileceği ve 15,6'ya geleceği gibi bir rapor var elimizde. Peki, bu doğrultuda size şu soruyu sormak istiyorum ben. Covid-19 süreci ve sonrasında sektöre nasıl bir rota çizilecek? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sektör biraz daha dijitalleşecek. Biraz daha teknolojiye önem veren firmalar kazanacak. Yani biraz daha dijital pazarlama yöntemlerini benimseyen firmalar kazanacak. Örnek veriyorum mesela şu an bir tane alet bakıyorum. Bir fotoğraf makinesi. Bu şeyler var. GoPro'lar var. Hani motorcuların falan kafaya taktığı makineler var. Onların 3 boyutlu çekenleri var biraz daha. Böyle 1000 lira, 1200 lira civarı ortalama fiyatları. Daireye direkt girdiğiniz kafanızda böyle sağa sola çevirerek gezdirebiliyorsunuz. Aynı normal daireyi gözünüzde geziyor gibi gösteriyor onlar. Sahibinden.com'da da yüklenmiş versiyonları var. 1000 lira, 1200 lira falan. Şimdi müşteriler pek kıpırdamak istemiyor yerinden. Şu an gezen müşteri de şu piyasada, şu dakika birisi arıyor ben bu daireyi görmek istiyorum diyorsa da gerçekten ciddi müşteridir yani. Hani gerçekten alıcı müşteridir. 2 hafta önce bize de görmek istiyorum dedi. Gittik gösterdik ve sattık. Bugün bir kiralık için aradı. Görmek istiyorum. Gittim gösterdim ve kiraladım. Hani bir de bir yapıyor dönüm. Şu an gidiyorsa gerçekten ciddi müşteridir. Ha, bunlar da Sesiniz nasıl gene geziyorlar? gitti. Şimdi geliyor mu? Mehmet Bey biraz yavaş çünkü sesiniz gene gitti. Şimdi geliyor mu nasıl? Evet. Ama ekolu geliyor. Şimdi iyi mi acaba? Şu anda iyi. Şimdi şu an şu dakika gezen müşteriler gerçekten ciddi alıcı müşteriler. Bu vatandaşlar önce dairelerimizi internetten geziyorlar. Bütün detaylarına bakıyorlar. Ondan sonra görmek istiyorlar. Hani bundan bir ay öncesi gibi. İşte abi daire görelim. Pazar günü çıkalım bakalım. Dolaşmaya geldik biz bir. İşte biz kayınvalidemizi alacağız. Amcamızı alacağız. Dayımızı alacağız diyenlerin hiçbiri yok. Bir bakıma iyi oldu. Yani bir de bir yapıyoruz şu an yani. İşte az önce anlattığım gibi sesim geldi mi bilmiyorum. Gizli patronlar kenara çekildi diyorsunuz. Patronlar kenara çekildi. Almak isteyen şu an piyasada. Yani öyle bir artısı var onda. Toplam Peki fiyatı ben çok size yüksek. şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi dijitalleşmeden bahsediyorsunuz. Evet tabii hepimiz bunu kullanıyoruz. Hatta sahibinden.com'a yeni bir buton eklendi ama o buton şöyle. Evi canlı olarak görmek istediğinde müşteri. Sonuçta siz gene o eve gidip kameranızı açıp kamerayla evi gezdiriyorsunuz. Yani eklenen şey bu aslında. Hani sizin söylediğiniz teknoloji farklı. Şu anda eklenen buton bu. Siz bunu kabul ediyor musunuz, bilmiyor musunuz diye soruyor size portföyü yüklerken. Ama şöyle de bir gerçek var. Her ne kadar insanlar evet bu dijitalleşme son derece iyi imkanlar sunsa da biliyorsunuz biz
yaşamak isteriz. Yani müşteri bizim işimiz, biz biraz duygusal profesyonelleriz. Başkanımızın kulakları çınlasın. Hep böyle diyordu bize. Gerçekten öyle. Dokunmak isteriz, girmek, o evin içinde hayal kurmak isteriz. Dijitalde bunu gerçekten sağlayabileceklerine inanıyor musunuz? Yok, imkansız. İmkansız. Neden derseniz şöyle. Şimdi 10 bin liraya alacağı bir Şahin marka otomobili bir boya ustasına, bir kaportacıya, bir tamirciye gösteren bizim insanımız eve girmeden, dokunmadan, mutfak dolabının kapağını açmadan satın almaz kesinlikle. Ha şu Değil olur. mi? Seçenekleri de azaltır. Bakar. Aa bunun şöylesi yokmuş. Aa bunun asansörü yokmuş. Aa bunun işte mutfağı küçük duruyor biraz. Vesaire vesaire birkaç bir şey der yani. Hani oradan bir ele seçer. Hani 10 daire yani 3 daire indirir bunu. Ama kesinlikle içine girmeden daire almaz yani. Bizim insanımız almaz. Evet, Ne diyor? evet. 10 bin liralık arabada iki tane farklı ustaya gösteriyor. Bir kaportacıya gösteriyor, bir tamirciye gösteriyor. 300 bin liraya, 400 bin liraya. Doğru. Hani belki bazı insanlar için az gelebilir yani. 50-60 dairesi olan insanlar var şu an sonuçta. Ama çoğu insan için hayatı boyunca bir kere daire alabiliyor. En fazla onu satıp üstüne para ekleyip ikinciyi alabiliyor ve vefat ediyor vatandaş yani. Hani bunun için Evet. çok büyük önemli. O yüzden içine girmeden almaz yani. Mesela kendim yaşadığım süreci söyleyeyim. Cuma günü müşterimize daireye götürdük. Kiracı var içinde. Kiracı da içeri almıyor kesinlikle. Virüs var diyor. Ben alamam içeri diyor. Bir alt Ne katındaki haklı, korkuyor. daire dedi ki tamam girin benim evime söyledi. Girdi gezdi içerisine. Beğendi. Bizim dairemizin sahibi inşaatçı. Ondan da güzel. Daha dekorasyonu daha güzel. Ama almak için ille bekliyor. Virüs süreci bitsin diyor. O zaman diyor görelim içeri alalım diyor. Evet, ama en azından alım kararı oluşmuş yani, öyle Ha, düşünüyorum. oluştu. Alım kararı oluştu. Alt daireyi gezerek oluştu. Daha kötü bir daireyi gezerek oluştu. Yani bir alt katı, içi daha masraf isteyen bir daire. Alıcı razı, satıcı Peki. razı. Şunu sormadım size. Bu süreçte sizin ofisiniz faal mi, açık mı, yoksa siz de bizler gibi sadece hani online olarak müşteri ya da talep olduğunda mı ofise gidip açıyorsunuz? Öyle bir oldu ki tam 10 Nisan'da açılış yapacaktık biz. Tam Evet. EBA'dan gelecekti. Burada otel Evet. vesaire. Tam öyle bir dönemde kaldı. Yani inşaat süreci biterken son %95'teyken şey girdi. Covid-19 çıktı işte. Bu virüs süreci başladı. Ondan dolayı hatta 3-4 tane kapısı eksik ofisin. Tam da açmıyoruz. Böyle bir ortada kaldık. Yani açsak açarız. Ertesi gün yarından itibaren açarız ama online devam ediyoruz yani evden öyle söyleyeyim. Sadece pazartesi günleri toplantı yapıyoruz. Toplanıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Onları konuşuyoruz. Ondan sonra evlere dağılıyoruz tekrar. Hani tam açmış da değiliz. Ortada gidiyoruz yani şu an. Öyle söyleyeyim. Anladım, anladım. Peki ben arkadaşlara sormak istiyorum. Bu arada Mehmet Bey'e sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı? Bölgesiyle ilgili olabilir, sektörle ilgili olabilir. Bu keyifli sohbetin sonlarına yaklaşıyoruz çünkü. Her ne kadar yayın süremiz 1 saatmiş gibi görünse de bazen kesinti olabiliyor da erken sürede yayını sonlandırabiliyor sistem. Bu arada dediğim gibi gelen sorular varsa ben de takip etmeye çalışıyorum. Herkese merhaba diyorum. Şehval İskender Hanım diyor ki Bodrum EPA gelip İskender yiyecektik. Ne güzel ama olmadı diyor. İnşallah nasip bir dahaki sefere. bekleriz bir sonraki abi. Bursa orada duruyor. Bursa'da kaşerini Bu açıyorlar. arada ben size şöyle bir soru sorayım. Bilmiyorum Nilüfer ve Mudanya yakın mı birbirine, ama sanıyorum gene bir 20-25 kilometre var arada, değil mi? O kadar. 20 dakika sürüyor yani bizim. Peki Mudanya aslında son derece güzel bir yerleşim alanı. Evet. Ve o bölgede de kiraların çok da ucuz olmadığını düşünüyorum. Geçen biz lansmana geldiğimizde, çünkü benim kuzenim Mudanya'da, epey bir hani inceleme şansımız oldu. Çok keyifli bir sahil bölgesi. Ama kira ve satış konusunda rakamların orada da yüksek olduğunu gördüm ben. Doğru mu? Şimdi Mudanya normal şartlarda bizim Nilüfer'e göre uygun aslında. Tabii Nilüfer'e göre uygun. Genelde bir çalışanlar Bursa'da Nilüfer'de çalışıyor. Mudanya'da sanayi yok. Sanayi olmadığı için Bursa'dan gelip gidenler var oraya. Örnek veriyorum bizim kendi elemanımız vardı. Burada tuttu 1200 lira 1400 lira civarı bir kira ödeyecekti. Mudanya'dan tuttu 700 lira tuttu. Aynı ev aşağı yukarı hatta daha güzeli yani. Deniz manzarası vesaire de var. 700 lira tuttu Mudanya'dan ama eski Anladım. bina tuttu. Mudanya'da da şöyle bir ayrım var. Yeni sıfır binalar çok pahalı. Eski 25-30 Evet. yıllık binalar var çok ucuz. Yani ortası yok yani orada öyle söyleyeyim. Çünkü bir dönem bir inşaat Doğru. yapıldı orada.
bu deprem oldu. Depremden sonra yeni inşaat uzun süre yapılmadı. Ondan sonra bu 2012 ve sonrası yapıldı. Onlar da hep böyle biraz daha dolu siteler, yani havuzlu vesaire güvenlikli siteler. Onların aidatları da yüksek, mevcut kiraları da yüksek. Biraz uçurum var yani. Hani ya 25-30 yaşında binada 800-900 bin liraya oturacaksınız, ya 1400-1500-1600'e artı aidat öderek 1700-1800 liraya sitede oturacaksınız. Öyle bir Anladım. ayrım. Mert Uçar şöyle bir soru soruyor. Bursa Kestel tarafı nasıl? Bursa Kestel tarafında Artvinler var genelde. Onlar alım satım yapıyorlar. Onların yoğunlukta olduğu bir yer. Geri dönüşler ortalama orada 18 yıl. Alınır. Daire tavsiye ederim yani. Kestel bölgesi gelişen bölge. Yanında iki tane sanayi var. Kestel'in kendi sanayisi var. Gürsu'nun organize sanayisi var. Orası tavsiye ederim yani. Kestel bölgesi gelişen bir bölge. Burcu Hanım, Bursa'da kaç tane emlakçı var diye sormuş. Ama tabii bunu ticaret odası, emlakçılar odası, yani toplam bir sayımı soruyor bilmiyorum ama hani genel olarak söyleyelim biz Şöyle kaç. söyleyeyim. Bursa'da bir Görükle mahallesi var. Görükle bir ayrı bir yer. Öğrencilerin olduğu bir yer. Öyle söyleyeyim ben size. Orada 500 Orasını tane. da çok sevmiş Süleyman Bey. Şimdi öyle yazıyor. Görükle'yi çok sevdim diyor. Güzel bir bölge galiba. Orada sadece 500'ün üzerinde emlakçı var yani. Yan yana giderken sayabilirsiniz yani o şekilde. Anlıyorum. Kayıtlı olan varsa Şöyle, Beysukent'ten bir soru geliyor. Diyorlar ki, lüks konutların ağırlıklı olduğu bölgede arsa metrekare fiyatları nedir? Ve ortalama 4 artı bir daire fiyatı nedir? şimdi lüks konutların güzel olduğu bir yer neresi diyeyim ben size? Mesela Nilüfer'de Özlüce'de örnek vereyim. Özlüce'de 4 Tamam. artı bir daire ortalama 700 bin lira, 800 bin lira ortalama fiyatlar. Bu lüks olduğu zaman 1 milyonu geçiyor. Eski Geçer. olduğu zaman altına düşüyor. 600 bin liraya düşüyor. Yeni olduğu zaman 900 bin lira 1 milyonlara çıkabiliyor. Ha, bunun dışında Anladım. Balat diye bir bölge var. Balat diye bir bölge. 4 artı bir dairede 800 bin lira, 900 bin lira olduğu bir bölge. Arsa kareleri de değişiyor yerine göre. Ama arsa sahipleri de yüksek istiyorlar. O eski piyasayı hala baz alıyorlar. O bundan 2 Doğru. sene çok daha iyiydi piyasalar. Yüzde isterken %40 da istiyorlar. 50 de istiyorlar. 55 de isteyenler var. Artı 50 artı para isteyenler var. Dükkanlara %50 isteyenler var. Yani onları şu an baz alırsak fiyatları yani normal rayiç bedelleri o değil yani. Kesinlikle. Mesela Kayapa diye bir yer var Peki. burada. Kendi anne tarafımın olduğu köy aynı zamanda Kayapa. Kayapa'da şu an 35'te müteahhitler yer alıyor. Ama bundan 1,5 sene önce %45'te çok rahat verilebiliyordu yerler. Evet. Peki o Piyasa iyi. zaman şöyle mi düşünmek gerekiyor? Yaklaşık işte 700 ile 1-200 arası olduğunda fiyat dengesi, arsa metrekare fiyatları 7-8 bin liralara falan mı geliyor o zaman? Yok o fiyatlara gelmiyor. O fiyatlara gelmiyor. Kayapa'da mesela imarlı arsada 1 lira, 1-200 lira, 1-300 lira, 1-400 lira. Çok pahalı değil yani. Kayapa için konuşuyorum. Ondan sonra neresi var? Akçalar tarafı var. Bursa'nın en batısı. Hani İstanbul'un Beylikdüzü'nün 10 sene önceki hali gibi. Öyle görüyorum ben Evet. orayı. Evet. Orada 1 liradan 900 liradan ortalama yerler alınabiliyor yani. Çok pahalı değil yani Bursa için. O 7-8 lira Arsa rakam payı yerlerde. payının 1000-1200 lira olduğu yerde 4 artı bir daire eğer 1 milyon liraya satılıyorsa Yok orada o 1 milyon zaman yapmıyor. Orada 1 milyon yapmıyor. Kayapa'da yapmıyor. Kayapa'da 4 artı bir yok, daire onu ortalama. sordum. Yani bu lüks bölgede Hı. metrekare fiyatı nedir? Onu öğrenmek istemişler. Ortalama 4 lira 6 lira arası ortalama. 4-6. Okey. Yani 8'e çıkmaz yani. 7-8 isterler kimse vermez. Mert Bey diyor ki çekirgede arsa bulmak mümkün mü? Sanırım değildir. Eski daireler var. Eski şeyler var. 50 yıllık, 70 yıllık binalar var. Onların böyle arsaları daha değerli. Hani ev şey olur artık. Hani enkaz parasına gidiyor. Ev hatta fiyattan düşülüyor. Mesela arsa atıyorum 300 bin lira istiyor adam. Üzerinde ev varsa onu fiyattan düşürüyor. İşte 300 ise 250 olur. Çünkü ev var üstünde. O Anladım. yıkılacak, arsası meydana çıkacak. Onlarda da inşaat izni vermiyorlar çoğu yerde. Hep böyle kentsel dönüşüm Vermezler. inşaat izni vermiyorlar. Öyle kalıyorlar yani. Doğru. Peki Fatih Bey demiş ki Bursa'da daire alındığı zaman dönüşü kaç yıl? Tabii bu bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor ama demin bir 18 yıl gibi bir şey, pardon. Değil mi? 18 yıl dediniz. Ortalama 18, evet. Ortalama Evet. 18 yıl. Görükle'de değişiyor tabii. Görükle'de mesela öğrenci bölgesi. Fiyatlar daha yüksek. Yani daha hızlı artıyor orada. Şehir hastanesi yapıldı mesela. Bütün yük oldu oraya bindi. Neden derseniz Özlüce var şehir hastanesine çok yakın. Özlüce biraz daha lüks konutların olduğu bir yer. Şehir hastanesi çalışanlar ortalama asgari ücret ve yani 2000 ile 7000 arası çalışan kişiler.
olduğu gibi Görükle'ye yüklendiler. Ondan dolayı Görükle'nin fiyatları biraz arttı. Yani Görükle de ortalama 13 yıl, 14 yıl diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Ama Bursa'nın genelinde Anladım. 18 yıl. Bursa'da tarım ve çiftçilik için nereler uygun dediniz? Herhalde biraz önce söylediğiniz gibi Karacabey'e doğru olan kısım, değil mi? Karacabey'in daha batısı. Karacabey'in Daha Bartın tarafı. batısı. Karacabey, Kemalpaşa, Mustafa Kemalpaşa arası. Anladım. Bir çiftçi. Odunluk diye bir bölge var yanılmıyorsam. Bir de Odunluk'u sormuşlar. Odunluk var ama Odunluk İstanbul Levent gibi oldu orası. Orası öyle hiçbir şey yapmaz orada şu an. Çok. Volkan Yıldırım sormuş bu soruyu. Bilmiyorum, bölgeyi bilerek sordu herhalde. Odunluk'ta daire fiyatları nedir mesela? Bir daire fiyatları soralım arkadaşım acaba. Dur bakayım. Ben Görükle'yi sevdim. Bursa tarafı nasıl? Kütesler lüks konutların ağırlıklı bölge. Şöyle ineyim aşağı biraz daha. Aha. Şeyda Hanım, iyi akşamlar size de. Buyurun. Alın satım bedelleri düştü mü acaba, ev almak üzereyim diyor. Kesinlikle alın şu an. Şu an alan kazanır. Ben onu söyleyeyim kesinlikle. 0,79 faiz oranı var. Fiyatlar, inşaatlar eski maliyetlerden yapılmış. Kesinlikle tavsiye ediyorum şu an. Konut alacak kişiyi şu an tavsiye ediyorum yani. Bir sene sonra çok daha yüksek fiyatlar çıkacak çünkü. Evet. Anladım. Peki, Volkan Bey odunluk için 1 milyon, 4 artı 1'ler 1 milyon liradan başlıyor diyor. Doğru. Doğru diyor. Aha, Aynen. Volkan Bey sanıyorum Bursa'da emlak işiyle uğraşan bir arkadaşımız. Evet, bizim ofisten işte. Volkan Bey bahsettim ya Ha, bugün size. sizin ofisten. Evet. Sizin ofisten. Evet. O zaman bu soruyu size soruyor, bana değil. Evet. Peki. Alım satım bedelleri düştü mü acaba? Ev almak üzereyim diyor bir arkadaşımız. Fiyatlar düştü. Fiyatlar düştü, bedeller değil. Yani kesinlikle alsın yani, ben öyle söyleyeyim. Çünkü eski maliyetten yapılmış yani, eski inşaat malzemeciyim kendim. O eski çimento maliyeti, eski alçıpan maliyeti, eski yövmiye, eskiden yövmiye 80 liraydı. Şu an 130 lira, 140 lira, 150 lira. Çimento Evet. 8,5 liraydı, şimdi 12-13 lira. İşte alçıpan 10 liraydı, şimdi 14 lira, 15 lira. Yani %30 tüm maliyetlere bindi. Bu da olduğu gibi Doğru. inşaatı, yani şu an bitmiş inşaatlar yeni yapılacaklardan çok 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 daha ucuz. O kesin yani. Doğru. Peki Mehmet Bey, çok az bir süremiz kaldı. 3-4 dakika gibi. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım sizden. Yoksa son derece keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. İstedik ki işte arkadaşlarımız sizleri tanısınlar. Hep birlikte neler çıkarabiliyoruz, bunları görelim. Ben çok memnun oldum. Bir kez daha yüz yüze görüşme imkanı yakalayabildiğimiz Aynen. için. En son İzmir'de görüşmüştük, siz ofisinizde. Evet, en son İzmir'e geldiğinizde görüşmüştük. Daha ofis açmadan önceydi. Çok da keyifli bir görüşmeydi. Ben çok sevindim tabii duyduğumda. Hayırlı olsun, Ben yolunuz açık olsun. İnşallah çok ilk fırsatta geleceğiz zaten. beklerim. Şu COVID-19 işi bitsin. Bittiği gibi herkes İnşallah. bekliyor. İnşallah. Gıyabında Ersin Bey'e, çalışma arkadaşlarınıza da çok çok selamlar. Aleykümselam diyelim. Teşekkür ederiz. Evet, gerçekten Burcu'nun dediği gibi keyifli ve bilgi dolu bir yayın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Görüşmek üzere diliyorum o halde. Hoşça kalın. Bak size. Arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın.